Dünya adına yapılan her keşif bizim için gün geçtikçe umut olmaya devam ediyor. Bu yalnızca dünya üzerinde değil, aynı zamanda evrende yaptığımız keşifleri de kapsayan uzun ve yorucu bir yolculuk serüveni. Samanyolu galaksimizde bile dünyaya benzediği düşünülen milyonlarca gezegen yer alıyor. Kim bilir, belki de bizim gibi ya da bizden daha gelişmiş olan bir medeniyette uzaklarda bir yerlerde bizleri izliyordur. Bizler için önemli olan insanlık için alternatifler oluşturabilmek. Yaşamamızı sağlayan dünya her ne kadar şu an için bize ev sahipliği yapıyor olsa da alternatifler üretmediğimiz sürece bizler eninde sonunda evrenin bu sahnesinden silinip gidebiliriz. Öyleyse şimdi bir yolculuğa çıkalım. Evrende bize ev sahipliği yapmasını dilediğimiz muhtemel yerlere küçük bir yolculuğa. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizler uzun yıllardır yılmadan sıkılmadan uzayda araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu araştırmalar neticesinde aradıklarımız yalnızca farklı yaşam formları değil, aynı zamanda dünya gibi yaşama elverişli olduğuna inanılan gezegenler. Dünya tahmin edilebileceği gibi kaynakları sınırlı bir gezegen. Günün birinde bu mavi gezegeni terk etmek zorunda kalabiliriz. Elbette bunlarla ilgili birkaç olası senaryo bulunuyor. Örneğin güneşin ömrünü doldurması, beklenmedik bir gök cisminin dünyaya çarpması gibi farklı şekillerde son bulma teorilerimiz yer alıyor. Bizler de bu teoriler neticesinde dünyada bulunan yaşam formlarını kolonileştirerek bambaşka gezegenlerde tıpkı dünya gibi gelecek oluşturma planları yapıyoruz. Bunun en büyük örneklerinden biri hiç şüphesiz Mars. Bilindiği üzere Mars'ta koloni oluşturabilmek için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Mars ve Dünya arasında çeşitli benzerlikler ve aynı zamanda farklılıklar bulunuyor. Örneğin Mars'ta da tıpkı Dünya'da olduğu gibi dağlar, vadiler ve benzeri jeolojik özellikler yer alıyor. Ya da iki gezegenin de kendi ekseni etrafında dönme hareketleri hesaplandığında oldukça benzer sürelere sahipler. Tabii ki bu benzerliklerin dışında oldukça farklılıklar gösteren başka noktaları da bulunuyor. Dünyamızın %70'ini ve aynı zamanda yaşamı oluşturan su, ne yazık ki geçmişte Mars'ta da bulunsa da şu anda aktif olarak bulunmuyor. Ya da çok daha basit şekilde yaşamımızın bir diğer etkenlerinden olan oksijeni ele aldığımızda Mars'ın atmosferinin çoğunluğu karbondioksitten oluşurken, tam tersine dünyada bu oran oksijende fazlalık gösterir. Ancak yine de şimdilik içerisinde bulunduğumuz durumları göz önünde barındırırsak, yaşanabilecek herhangi bir kötü senaryoya karşı Mars gibi bir gezegenin kolonileştirilebilmesi bizim için oldukça büyük bir önem taşıyor. Diğer yandan evren içerisinde barındırdığı sırlarla oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Bizler evrenin ne kadar büyük parçalarına ulaşsak da evren durmadan büyümeye devam ettiği sürece neredeyse hiçbir zaman tam anlamıyla evrenin tüm sırlarına erişme gibi bir imkana sahip olamayacağız gibi duruyor. Evrenin büyümesine nazaran yine de bu zamana kadar oldukça fazla gezegeni gözlemlemeyi ve onlar hakkında çıkarımlar yapmayı başardık. Bunlardan en önemlilerinden biri de şüphesiz yeni keşfedilen gezegen LT-1445. Üstelik bu keşfettiğimiz yeni gezegenin en belirgin özelliklerinden biri hiç şüphesiz Dünya'ya olan benzerliği. Dünya'dan kabaca 22 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu Dünya benzeri gezegen, her ne kadar şu an için gidip görülebilecek ya da tam anlamıyla sağlıklı şekilde keşfi yapılabilecek bir uzaklıkta olmasa da keşfedilen birçok gezegene oranla oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. Bu mesafeyi daha iyi anlamak için özetlemek gerekirse, bilinen en hızlı uzay aracımız yakın zamanda ulaştığı maksimum hızla Parker Güneş sondasıdır. Güneş'in atmosferini yakından inceleyerek güneş rüzgarının kaynağını, güneşteki belli başlı fiziksel süreçleri aktarmak için kullanılan bu uzay aracı, saatte yaklaşık 700 bin kilometre hıza ulaşarak bu zamana kadar insanlık tarafından yapılmış olan en hızlı uzay aracı olma unvanına erişti. Hız elbette bizim için muazzam derece yüksek bir hız gibi gözükse de evren içerisinde bu hız neredeyse hiçbir şey demektir. Öyle ki evrende bilinen en hızlı nesne olan ışık hızının saniyede 300 bin kilometre olduğu düşünüldüğünde saatte ulaşmış olduğumuz bu hız, ne yazık ki evreni keşfetmemiz açısından oldukça yavaş kalıyor. Ancak diğer yandan bu bizim için şu ana kadar yapılmış olan en yüksek hız. Nitekim ışık hızının sahip olduğu bu hızla bile yeni keşfettiğimiz bu gezegene varmamız 22 yıl sürerken, Parker Güneş sondasının sahip olduğu bu hızla varabilmemiz yaklaşık 33 bin
921 yıl sürecektir. Elbette bahsedilen mesafeleri şu an için aşabilmemiz mümkün gibi gözükmese de keşfedilen yeni gezegeni uzaktan da gözlemleme şansımız olduğunu unutmayalım. Dünya'ya benzerliğiyle dikkat çeken bu gezegenimizin çapı Dünya'dan 1.07 kat daha büyük. Aynı zamanda kütle açısından 1.37 kat daha büyük bir kütleye sahip olsa da ne yazık ki yüzey sıcaklığı açısından bizleri memnun edecek bir düzeyde olduğunu söylemek çok zor. Öyle ki yüzey sıcaklığının 260 santigrat dereceye kadar çıkması onu biz insanlık için yaşanmaz bir yer haline getiriyor. İlk başlarda yeterli bilgilerin bulunmamasından kaynaklı olarak da bu keşfedilen cismin tam anlamıyla nasıl bir nesne olduğunu anlamamız olanaksız kalıyordu. Ancak yakın zamanda yapılan incelemelerle beraber onun merkezinde bir M tipi cüce yıldızı barındıran üçlü yıldız sistemi etrafında döndüğü saptandı. Bilindiği gibi M tipi cüce yıldızlar güneş benzeri G sınıfı yıldızlara göre çok daha düşük kütlelere sahip olmasından kaynaklı olarak daha uzun ömürlere sahip olan yıldız türleridir. Gezegenin bu denli sıcak bir yapıya sahip olmasındaki en büyük faktörlerden biri de hiç şüphesiz yıldızının etrafında gerçekleştirdiği dönüş. Yıldızın yörüngesine oldukça yakın bir mesafede dönüş gerçekleştirmesinden kaynaklı olarak bir tam tur dönüşünü dünya günüyle hesapladığımızda 3,5 günle tamamlamış oluyor. Dünyanın güneş etrafında bir tam turunun 365 gün olduğunu göz önünde barındırırsak, bu LT-1445'in yıldızının etrafında ne denli büyük bir hızda döndüğünü rahatlıkla ortaya koymuş olur. Nitekim yapılan bu keşif bizim için önemli. Neticede çevremizde bulunan yaşanabilir gezegenlerin yanı sıra yaşama elverişli olmayan gezegenleri saptamamız da oldukça önemli bir durum. Bunun yanında bizler yaşama elverişli gezegen ararken belli başlı kriterleri göz önünde bulundurarak bu ölçütlemeleri yapıyoruz. Bu keşifle beraber de dünyayı yaşama elverişli bir gezegen haline getiren faktörlerin neler olduğunu anlamamız açısından önemli bir keşif olarak bakılıyor.